Geçen hafta kıyafetlerimizi bırakmaya Rider Skinner'a gelmiştik. Birkaç gün geçtiğinden kıyafetlerimiz hazır olmuş. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi tekrar gidiyorum oraya. Abi selam, ben geldim. Oho. Ne haber? İyiyim, sen? Eyvallah, sağ ol Erkin, hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptın abi, temizleyebildiniz mi? Vallahi ona sen karar ver bakalım. Bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Can gelemedi bugün. O hafta içi gelecek, alacak kıyafetini. İkisi de burada hazır. Ben kendiminkini merak ediyorum. Özellikle yeşil renk olduğu için çok riskliydi. Wow. Hakikaten sıfır gibi olmuş ya. Şeyi de çıkartmışsın. Burada tüylenme vardı ya biraz. Aynen. Bir cırta takmıştım hani. O da bak, çıkmış. Şu bölgedeydi o. Şu anda öyle bir şey yok. Hakikaten süper olmuş. Malzemedeki deformasyonu gidereceğiz diye bir şey yok normalde. Ama seninkinin özelliği tüylenme yapmıştı. O tüylenmeyi giderebilecek bir çözümümüz var. Çok ama iyi. Başka türlü şeyleri tabii ki. Evet. Bizim asıl işimiz temizlik. Evet. Ben o yüzden getirmiştim ama aynen. Süper olmuş hakikaten. Şimdi şöyle yapalım. Hakikaten süper ya. Şeyler var dediğiniz gibi. Renk fosforlu yerlerde güneşten dolayı evet. Hafif renk solmaları var. Kasta bile oldu. Bırak o kıyafeti zaten hani. Vallahi. Hani yenisini görünce insan fark şimdi ediyor. Ben zaten şey yapacağım. Özellikle beraber çekeriz evet. Diye sonraları çekmedim. Bende öncesi resimleri de var. Tamam. Şimdi sonraları da çekerim. Onları da veririm. Orada ikisini yan yana getirince tamam. O zaman çok daha etkili oluyor. Yani şeyleri falan bak arkasını hatırlarsan. Tabii canım, rezalet durumdaydı. Şu anda. Evet, giyecek gibi değildi. Hatta ben çok iyi koku almam, yanında duramıyordum o kadar yani. Yani şimdi kokusunu tabii şey yapamıyorum. Öncesi sonrasını videoda onun duyu olarak hissettirme şansı yok. Rekor bizde evet. Mi peki pislik olarak? Daha pisli gelmiş miydi şimdiye kadar? Valla ne diyorsun Mesut Usta? Şimdi Erkinler'den gelen kıyafetlerin halini gördüm. Evet, hani bizim aynen. Kadar pisi gelmiş miydi diyor da. Daha pisi var mıydı? Bu karşılaşmıştık ama bu da bayağı pislerden bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 5 top 5 değil mi? Belki rahat top 5, belki top 3'e girer. Yani bu kadar kirlisi hakikaten nadir evet. Geliyor. Yani poşetini açınca zaten çok kötü hani kokuyordu. Samimiyetten söyleyeyim, kokudan tabii, evet. Durulmuyor. Genel içeride. Nepal'den gelenler bu kadar kirli oluyor. Evet. Çünkü bu bize gelen 3. mü oldu? Aynen. 3. hani böyle Nepal'e gitmiş gelmiş, Katmandu'ya gidip gelmişler. Herhalde oranın tozundan mı, toprağından mı? Şuraları can getirdiği zaman şeydi böyle kahverengimsi, hı hı. Enteresan bir renkti. Mesela kendi siyah renklerine tekrar geri geldi. Ya özellikle benim ceketim çok daha riskliydi. Bence çok kötü aynen. Rengi çünkü çok zordu. Benimki daha da pisti zaten önünde. Evet, valla elinize sağlık, süper. Rica ederiz. Güle güle kirletin. Ama lütfen bir daha bu kadar kirletmeden daha önce gelin. Çünkü Mesut ve Tarık arkadaşımız yapıyorlar. Onlar hakikaten bayağı bir evet. Şey yaptı. Ya ben getirmeden Hindistan'da biraz kendimi temizlemeye çalıştım ama ciddi olmadı yani. Hiç olacak gibi değildi. Yani ben şimdi zaten seninle işimiz bitince tamam. Teslim etmeden tamam. Hepsini çekeceğim. Tamam. İşimiz bitmeden parayı da ödeyeyim. Bu arada ben hani hakikaten burayı çok güvendiğim, tamam. Sevdiğim için getirdim ama parasını ödüyoruz. Öyle şey değil. Yani video çekelim bedavaya olsun diye bir zihniyetimiz yok. Şu fişi şurada abi. Bir de genel olarak fiyatlardan bahseder misiniz? Bir sürü insan soracak şimdi. Ya şöyle, montlar bizde tekstil ve deri güderi diye ayrılıyor. Yani tamam. Genelde merak edip soruyorlar. Bizde kişiye göre, montun markasına göre diye bir fiyat yok. Tekstillerde temizlik fiyatı 110 lira montlarda. Tamam. Pantolonlarda 70 lira. Dolayısıyla alt üst 180 oluyor. Tamam. Ya yani ben 180 veriyorum. Can da 180 veriyor. Aynen. 180 tamam. Ödeyeceksin. Şuradaki gibi gözüken derilerde de deri mont 180 lira. Yanlış söylemeyeyim. Pantolonun derisi de nerede? 110 lira. Tamam. Yani toplamda derinin takımı da 290'a geliyor ki bize yarış tulumları bile geliyor. Eldiven de temizliyorsun, kamp malzemesi de temizliyorsun aslında. Tabii tabii, yani şöyle söyleyeyim, bize uyku tulumu da getiren müşterilerimiz var, kas tüyü. Ben de eski dağcıyım, evet. Ondan dolayı malzemeleri de tanıyorum. Eldiven var. Bizim normalde portföyümüzde yoktu. Motosikletinin brandasını bile temizletmeye gelen var. Hatta geçen piste giden bir motorcu dostumuz, o yarış tulumların fonunda büyük evet. Gamboçlar var. Evet. Bir markanın büyük gamboçu vardı, bunu da temizletmek istiyorum dedi. Fiyatı neyse dedi, ödeyeceğim dedi. Hem de bunu bir hizmet olarak sunun dedi, bu da var dedi.
Geçenlerde ondan da mesela neymiş? Temizledik. Hiç başta aklımıza gelmemişti. Uzun zamandır eldiven, ister deri, ister tekstil, onu temizliyoruz. İçlik, yağmurluk. Hatta ben çantamı bırakmıştım neftir. Size. O bile toparlanmış. Aynen, o da bir nebze toparlandı. Ama ona çok fazla şey yapmak istemiyorum. O su geçirmez bir özelliği var ya. Ya onda mesela belli izler duruyor. Olsun, çok kapkaraydı o ya. Yüksek ısıda yıkarsak zarar veririz çünkü. O kapkaraydı, o bile çok güzel olmuş. Aynen, çünkü bizim için önemli olan mümkün olduğunca kıyafetlerin özelliğini bozmadan, su geçirmezlik özelliğine veya nefes alma özelliğine zarar vermeden temizlemek ki yani bize temizlettikten sonra arkamızdan kötü bir söz söylenmesin. Yok, ben de güvendiğim için getirdim. Çok da güzel olmuş. Çünkü malzemeye de yazık. Şimdi artık euro dolar çok artınca yeni malzeme almak çok zorlaştı. Doğru. Artık eldekini iyi korumamız lazım çünkü. Yani şöyle söyleyeyim. Son dönemlerde bize İkinci elde satmak için satmadan önce temizletmeye getiren, sonra fotoğrafları çekip koyan, işte Letgo'da, sahibinden konuda, şurada burada çok var. Ya da ikinci el aldım, size getirdim, sizi duydum, önce temizledi böyle giyeceğim diyenler de var. Hele özellikle deri tarafında çok pahalandı. Çok. Fiyatlar. Hem oraya vergi de geldi tabii. Sene başında yanlış hatırlarsam vergi geldi. Üstüne euronun, doların bu kadar artması. Yani bize şey bile çok geliyor ama onu, o işe hiç girmiyoruz. Bu fiyat artışlarından sonra özellikle kask temizliği, bot temizliği. Evet. Hani kask ve bot haricinde tüm ekipmanlarınızın temizliğini yapıyoruz. Onların spreyleri var zaten değil mi? Rapid satıyor galiba mesela, görmüştüm. Var. Var yani, spreyler var. Kimilerinin içinin pedleri sökülüp yıkanabiliyor. O şekilde temizlenebiliyor ama hani zarar verme ihtimaline karşın biz o işe hiç girmiyoruz. Hani kask ve bot bizim uzmanlığımız. Atlantis şüphe duyuyormuş, şeyler temizlenmiyor falan diye. Atlantis montunu temizledik. Onu da gösterelim isterseniz. Ha, olur. Burada hazırda var mı bilmiyorum. Atlantis nedir bilmiyorum ben. Ya şeyin, BM'nin Atlantis marka alt üst bir takım var da güderi. Oldukça da pahalı bir kıyafet. Sıfırı 5000 eurolar civarında. Şimdi temizlenmesinden çok korkan müşterimiz var. Şimdi bunu, bu bize yaklaşık 9 ya da 10. gelen takım tahminim. İlk başta biz de tereddüt ederek temizlemiştik. Bundan yaklaşık 2 sene kadar önce. Fakat şu anda artık düzenli. Bu müşteri bildiğim kadarıyla bize kaç? İkinci ya da üçüncü kere getiren müşterimiz. Hani bu tip takımları bile temizliyoruz. Çünkü bunlara özel getirttiğimiz şampuanlarımız ve bakım sıvılarımız var. Bütün temizlikleri onlarla yapılıyor. Vallahi abi, iyi iş yapıyorsun. Ben de o yüzden dedim ki ne yapıyorsun, bir duyurayım en azından. Bizim, bizi takip edenler de görsün senin. Başka bir amacım yoktu. Ha, bir de motorcu olarak şimdi hani sevdiğim, aslında keyif aldığım işi yapıyorum. Güzel tarafı da motora bindikçe, yeni insanlarla tanıştıkça aslında hepsi de sonuçta bize yeni gelecek yeni dostlar, yeni müşteriler kazandırıyor bize. Umarım ben de yeni yolculuklarda yine kirletirim, tekrar getiririm. İnşallah, inşallah. Her zaman bekliyorum. Sağ olsun. Ama dediğim gibi bir daha lütfen o kadar. Bir daha zaten oraya gider miyiz bilmiyorum. O Nepal'in çamuruna girer miyim bilmiyorum. Ama neyse, yani ben de işin doğrusu samimi olmak değilse başta korkarak başladık. Çünkü çok kötü durumdaydı hakikaten. Hani neyse ki yüzümüzün akıyla giyilebilecek temiz bir hale getirebildik. Tamam abi, ben ödemeyi yapıyorum, kaçıyorum. Tamam. Can kıyafetlerini sonra alsın. Tamam, ben onlar burada olsun, ne zaman artık. Tamamdır, eyvallah. Görüşmek üzere.